Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Ben Doktor Çağlar Sakin. Kanalıma hoş geldiniz. Çürüksüz bir Türkiye hedefiyle çıktığım bu yolda ağız ve diş sağlığı ile ilgili videolar paylaşmaya çalışıyorum. Bilgilerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bu videoda ağız ve diş sağlığı için yine önemli bir konudan bahsedeceğim. Dişlerde renklenmeye sebep olan özel bir bakteri türü var. Ondan bahsedeceğim. Bakterimizin adı kromojenik bakteri. Dişlerde tabii çeşitli farklı renklenme biçimleri var. Bunu bir başka videoda anlatmıştım. İlgilenenler o videoyu da inceleyebilirler. Bugünkü videonun konusu kromojenik bakterinin oluşturduğu diş lekelerine yönelik. Diş lekeleri pek çok insanı kozmetik anlamda, görsel estetik anlamında tabii ki rahatsız etmektedir. E, genelde hepimiz güldüğümüzde dişlerimizin e, beyaz görünmesini, lekesiz görünmesini isteriz. E, bu şekilde kendimizi daha iyi hissederiz çünkü daha güzel olduğumuza inanırız. E, dişlerimizin üzerinde çeşitli renkler olduğunda, siyah, e, açık kahverengi, koyu kahverengi, bu tarz ya da beyazımsı lekeler olduğunda dişlerimizi çok fazla beğenmeyebiliriz. İşte bu lekelerden bir tanesi kromojenik bakteri adı verilen bir bakterinin oluşturduğu lekelenme biçimidir. Daha çok süt dişlerinde ve çocuklarda görülse de her yaştan insanda bu bakteri bulunur ve dişlerde lekeler yapabilir kromojenik bakterinin oluşturduğu diş lekelerinin tabi özel bir biçimi vardır. Bunu Google'da araştırdığınızda rahatlıkla bulabilirsiniz zaten bu bu lekelenme biçimini rahatlıkla bulabilirsiniz. Anlatmak gerekirse şöyle dişlerimizin özellikle diş etine yakın olan kısımlarında böyle küçük 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 bir sürü küçük küçük minik siyah Nokta şeklinde bir lekelenme oluşur dişlerde. İşte bu lekeleri gördüğümüzde biz anlarız ki kromojenik bakteri iş başında ve diş üzerinde birikmiş, çoğalmış ve böyle lekeler oluşturmuş. Görsel anlamda tabii ki kötü görünüyor, çirkin görünüyor. Belki bir iki dişte ise o kadar rahatsız edici olmayabiliyor ama çok sayıda dişi e, tuttuysa çok fazla bölgede oluştuysa estetik açıdan tabii ki e, insanları rahatsız ediyor. Gelelim tedavisine ne yapacağız? Bu lekelere bir bakteri sebep olduğu için tabii ki dişlerimizi düzenli fırçalayarak e, ve gargara kullanarak bir defa bu bakterinin sayısını azaltmaya çalışacağız. Bu birincisi. Evde her gün yapabileceğiniz yapmanız gereken e, uygulama bu ama tabii ki fırçalamakla bu bakteriler artık geçmiyor. Yani bir kere oluştuktan sonra diş minesinin üzerinde kolonize olduktan sonra yani oralara tutunup yapışıp çoğaldıktan ve o lekeleri oluşturduktan sonra siz ne kadar düzenli fırçalarsanız fırçalayın onlar geçmeyecektir. İşte bu noktada artık bir diş hekimine gidip profesyonel diş temizliği yaptırmanız gerekiyor. Basit bir işlem, genellikle 15-20 dakika içerisinde bu lekeleri dişlerinizden uzaklaştırabiliyoruz. Yaptığımız ilk şey bir pat kullanmak. Bu patı lastikler yoluyla dönen hızlı motorlar aracılığıyla Dişlerinize uygulamak ve lekeleri yavaş yavaş oradan kazıyarak uzaklaştırmak. Daha sonra bakterilerin yeniden o bölgelere tutunmasını engellemek için diş minelerinizi parlatmak ve e, bir takım parlattıktan sonra da bir takım diş minenizi koruyucu, diş minenizi onarıcı bazı kremler sürmek diş minelerinizin üzerine. Kromojenik bakteri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve etrafınızda bu tarz diş lekeleri olduğunu düşündüğünüz, sevdiğiniz insanlar varsa onlarla da bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve dişlerinize iyi bakın, hoşçakalın.